Peki buradan safran üretmek isteyen üreticilerimize neler söylemek istersiniz? Valla safran üretmek isteyen arkadaşlara derim ki bir deneyin. Toplamasını, kokusunu bir alsınlar, bir daha bırakamazlar. Değil mi? Öyle de bir yanı Evet, var. evet. İnsanın içini açan bir Evet, koklamak bile çiçekle. insana şey şifa veriyor yani. O kadar çok tatlı bir kokusu var yani. Şimdi duyduk ki size de hasat zamanı gelmiş. Evet. Şimdi dilerseniz hasadı yapalım. Biraz da bakalım nasıl bir kolaylık var diğer yönteme göre. Değerli izleyenler, şu an İrfan Bey ile birlikte hasatımızı gerçekleştireceğiz. İrfan Bey, şimdi safranı hasat etmek için doğru zaman ne zamandır? Safran hangi şekildeyken hasat etmek gerekiyor? Şimdi safranın çiçeğini şu şekildeyken, yani açmadan. Henüz Tabii. açmamışken. Yani şunları açmış bir şekilde. Ama biz Bunlar. sabahleyin erken geldiğimiz zaman şu açmamış bir şekilde bu şekilde alıyoruz. Topluyoruz. Bu şekilde. Kopartırken oraları herhalde çok fazla sıkmamak lazım. Şu hafifçe Hayır. çekeceğiz. Evet, dibinden doğru şu hortum gibi olan yerden zaten kendisi Şöyle. kopuyor. Evet. Bu şekilde Geliyor topluyoruz. zaten. Şöyle alıyoruz. Birkaç tane gösterelim. Şunu mesela siz gösterin. Bu şekilde tutuyoruz. Bu şekilde koparıyoruz. Yani safranın kendisine zarar vermiyoruz. Yani sıktığın zaman bir ezilme yapar bu. O zaman da bir şey hayır kalmaz yani. Yani tutar kopartırken neresinden? Şuradan Şu, değil de hayır. Şu sapından. sapından tutuyoruz. Hemen zaten çok hassas sapı var zaten. Evet, Hemen şöyle. tutuyorsun şu şekilde, ama hemen geliyor yani. Şey yok hiç. Bir tane de ben kopartayım. Şöyle mesela. Şuradan alıyoruz. Evet. Şöyle Şöyle çektiğim zaman. kırıverin. Kırınca daha rahat kopuyor. Kırabiliriz. Tırnak, şöyle Tırnakla. tırnakçıyla. Şöyle tırnak. Şöyle göstereyim o zaman. Tırnakla şöyle. Şöyle de Evet. kopartabiliyoruz. Evet. Mümkün olduğu zaman çiçeğe daha yakın yerden. Ayıtlarken de bu daha kolaylık olmuş oluyor. Çünkü bunun içinde beyaz antenler var. Kırmızının devamı var. O zaman çok beyaz çıkıyor. Orayı da kırmanız gerekiyor. İki iki iş çıkıyor o zaman da. Yani çiçeğe yakın yerden şöyle Evet. kopartırsak Evet. hem ayırma için hem de Ayırmak için daha kolay oluyor. toplamak için daha kolay Ayırırken olur. de çok kolay. Yani hemen şu şekilde tutuyorsunuz. 2-3 tanesini. Çektiğiniz zaman hemen geliyor. Şu şekilde Tabii. gösterelim. Kısa kesim yaptığınız zaman da şu beyaz kısmı kalmıyor. Sadece kırmızı kalıyor. O amaçla diyorum. Hani Bu çiçeği. hortumunu daha şeye, çiçeğe yakın bir yerden koparırsak daha iyi oluyor yani. Şöyle gösterelim. Bunu da zaten ayırırken şurasını Tabii tabii tabii. kopartıyorsunuz. Şöyle Şimdi biz bir de gösterelim. ayırmanı şeyden yapıyoruz. Yani İran safranıyla bilmem nesinden ayırırken bu biz bunları biraz uzun şey yapıyoruz. Keserken biz bu kırmızıları mesela şöyle diyeyim. Biz bunu ayırırken bak bunlar erkenden koptu. Normalde bu şekilde olması gerekiyor. Şimdi İran çiçekleri, kırmızısıları kısa kesim yapıyorlar. Bizimkiler yerli olduğu için biz uzun kesim yaparız. Bunun yerli olup olmadığını buradan anlarız. Yani şimdi şunu çıkardık. Kırmızıyı ayırırken bakın altındaki beyazlar bunlar kalır. Kaldığı zaman da bu safranlı safranı olduğu belli olur yani. Onlar da kesimini kısa yapıyor. Şimdi Farkı nedir oradan? farkı şudur bakın. Bu uzun kesim. Bu da kısa kesim. Kısa kesim olduğu zaman bak İran çiçeklerine bakın. Genelde kısa kesimdir. Tabi değer olarak bizimkinden kat kat düşük ama farkını da bu şekilde anlayabiliyorsunuz. İran safranıyla ya dışarıdan gelen herhangi bir yurt dışından gelen safranla. Bizim özelliğimiz bunun biraz daha uzun kesimi. Yani uzun derken 2 milim, 3 milim uzun. 3 tanesi yan yana olmuş oluyor zaten. Gittiği zaman kadı saçı gibi böyle şey gibi çıkar. Ama sonra kurutma esnasında siz de bu kısmı alıyorsunuz şöyle değil mi Tabii biraz? çok az alırız ama yine az çok Yine de. bir az çok kalır yine. Yani tabanında kalır, illa kalır. Çünkü biz onu toplarken rahmetli bir iş olduğu için tek tek uğraşmak biraz bir adama sıkıntı yapabilir. Onun için hemen çekeriz, dibinden kopartırız. Dürbent, beyaz dürbentin üzerine koyarız. Güneş görmeyen bir yerde kendi kendine kurur. 2-3 günde kuruyor zaten. Şimdi ayıklarken de kolay bir yöntemimiz varmış. Onu da gösterelim. Şimdi bunu buradan koparttık. Şöyle Koparttığımız biraz. zaman hemen kendisi çıkıyor zaten. Böylece altını da almak için bir daha şey yapmaya Çok, gerek tabii yok, değil tabii mi? Eğer fazla şu kesim geldiyse. çok önemli. Taban kesimi. Yani tas çiçeklerinin altındaki kesim kısa olursa bu sarılıklar bu kadara kalır. Ama uzun olursa, uzun olduğu zaman da o altın beyaz sistemleri şu görmüş olduğunuz daha bu bir santime yakın daha aşağı uzuyor. Onlar çıkıyor. Bir tab tab Şöyle. uğraşmamak için toplamak da daha kolay oluyor. Yani ayırması da çok kolay oluyor. Şöyle gösterelim. Evet. Şöyle yan yana Evet. koyarsak. Evet. Bak o beyaz da fazla bunda. O beyaz da bak normal kesime bu şudur olması lazım bunun. Ama
uzun taş, bu taşları keserken, ortundan keserken ne kadar yakın, kısa keserseniz ayıklaması da o kadar kolay olur. Şu mesela uzun bir tane, diyelim ki bir tane uzun aldık. Bakın, üçü bir arada. O geliyor baya. Yani baya bu arkası geliyor. Onun için kısa yoldan hemen dipten kestiğimiz zaman yani şu kesimi biraz küçük yapmamız gerekir. Hem kolaylık amaçlı hem ayıklayana da bir sıkıntı olur. Yani uzun bir çet başında durduğunuz zaman illaki sıkıntı olur bu.